Metrobüste, otobüste bir sıkıntı var insanlarda. Bu alışa geldiğimiz bir şey değil hocam. Ben küçükken bir tane siyahi bir zenci gördüm. Meğer Manisalıymış bey abimiz. Çikolata adam diyordum. Değişik geliyordu. Bizim açımızdan bu. Değişik. Öyle adam öyle güzel Türkçe konuşuyor. Meğer Manisalıymış falan. Ben çikolatayı çok yedim falan demişti bana. Ama insanlar şu anda hiç alışmadıkları bizim jenerasyonumuz, sizin jenerasyonunuz, bizden bir sonraki bambaşka bir tabloyla karşı karşıyalar. Bu insanlara karşı bir şey söylenecek. Henüz bir şey söylenmedi. Bu kadar la yüselü amma yefalun iş olmaz. Şu anda en önemli sıkıntı meselenin direkt idare edilişi ve vatandaşa bir şey söylenmiş. Tamam, Suriyelilerle ilgili bir ensar muhacir diskurumuz var ve bu haklı bir şey. Ben bunu savunurum. Sonuna kadar da savunurum. O mecburiyet ne yapacaksın çok yani? Çok adam gördünüz işte kızcağız evlenmiş. Gitti 3 günlüğüne gitti. 3. gününde elinde şeyiyle bir aylık alyansıyla öldü bombalamada. Allah rahmet eylesin. Böyle bir mezalimden kaçtı o insanlar. Ama şu hadiseyle ilgili bizim acilen çıkıp insanlara bir şey söylememiz lazım. En azından sistem. Bakın ben tekrar tenkit ediyorum ve güçlü bir şekilde tenkit ediyorum. Türkiye üniversitelerinde, akademilerinde göçle ilgili yapılan onlarca, yüzlerce çalışma var. Var. Bunların hepsi çok teknik. Bunların hepsi bilmem ne kurumlarına bir şeyler söylüyor. Ey buraya bir dünya para akıtan kimseler. Yani sigara ile ilgili kamu spotları hazırlamak anlamlıdır, anlamsız değildir ama şu anda önümüzde her insanın kafasındaki birinci sıkıntı bu. Maalesef bu. Bununla ilgili neden bir şey yapılmıyor? Bir soru bu. İki, ben hudutlarımızla ilgili çok şey değilim. Yani gelecek bu akını bir tamamiha kabul edeceğimiz kanaatinde falan değilim. Çünkü bu sosyolojik olarak da kaldırabileceğimiz, siyasi olarak da, ekonomik olarak da kaldırabileceğimiz bir şey değil. Ancak şöyle bir hakikatle karşı karşıyayız. Maalesef ki İran'la komşuyuz yani. Maalesef komşumuz İran. Ah orada bir başka devlet olsa. Ben adamı biliyorum ki Afgan hududundan trene, otobüse, tayyareye bindirip Türk hududuna bırakıyor onları. Ve hızlı hızlı yolda su peksimet dağıtıyor. Ben biliyorum orayı hızlı hızlı geçsin yani. Geç evladım fazla durma burada diye. Şimdi böyle bir komşun varken buna göre tedbirler alman lazım. İran'la müşterek bu sorunu halledebiliriz denmez. Çünkü hadise açık. Demezsiniz. İran diyor ki İran'da ekonomik sıkıntı büyük. Sen Avrupa ile bir takım anlaşmalar yaptın, mülteciler için oradan para alıyorsun ya. İran muhtemelen bizden bir şey istiyor yani ekonomik olarak. En kuvvetli Bak tahminim hiç. Bu. Hiçbir şeyim yok, hiçbir duyumum yok. Ama sen oradan alıyorsun ya, ben de senden alacağım diyor. Ben senin için tutuyorum diyor adam muhtemelen. Hı. Bununla ilgili bir şey yakında kulağımıza gelir gibi geliyor. Çünkü ben adamın az çok tarzı siyasetini biliyorum. Şimdi göç hususunda söylenebilecek birkaç şey var. Bunlardan birisi şu. Bakın, insanları burada istemiyoruz diyebilirsiniz. Diyebilirsiniz siyaseten, böyle bir şey diyebilirsiniz yani. Bunları burada istemiyoruz. Çünkü hukuken hakları yoktur. Bunlar yasa dışı yoldan girmiştir. Bunları geri gönderelim diyebilirsiniz. Ama bir de ırkçılık yaparsınız. Bu ikincisi. Şu anda Türkiye'de siyaseten doğru bir şekilde insanları geri gönderelim diyenler var. Büyük saygı duyuyorum. Büyük saygı duyuyorum yani, bu bir siyasi tercih. İnsanlara zorla bunları sevin diyemezsiniz. Var ama bir de ırkçılık yapanlar var. İşte şu anda mesela memleket zannederim kahveten yani. Cumhuriyet Halk Partisi sahip çıkmadı. Bolu Belediye Başkanı'nın kırdığı ceviz kırılacak ceviz değil. Gelmiş insana, hele su yani en temel şey. Biliyorsunuz elektriği 3 ay ödemeyin, elektriğiniz kesilir, suyu 1 yıl ödemeyin, kesilmez hocam. Doğru. Yani insani bir şey o. Susuz olmaz. Bana sıra geldiğinde açıklama yapacağız. Hata mı ediyorum şu anda? Yok hayır hayır. Hukuken biraz. Aslında ya ne yapayım haklısın. Ki derste değiliz hocam. Yok canım. Yayındayız ya. Yani. Bitire de bir şey soracağım. Şimdi bitiriyorum. Burada tekrar ediyorum. Önemli bir badireyle karşı karşıyayız. Olmuş olan zaten yeterince sosyal olarak bizi yıprattı. Olması muhtemel olan şeye ne kadar dayanırız? Sosyal bir patlamaya sebebiyet verir mi? Başka bir soru. Burada yapılması gereken 2-3 hadise var. Bir, dediğim gibi anlamlandırmak. Sosyal olarak topluma bazı şeyleri anlamlandıracaksınız. Bunun ekonomik karşılığını falan bulacaksınız. 2, burada reaksiyonları sistemimize ve
kültürümüze, ananemize uygun bir biçimde ortaya koyan şeyleri ortaya koyacaksınız. Ve öteki türlü aşırı şeyleri, özür dilerim, burası Hollanda değil, bu da Wilders'in partisi değil. Bu Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi, o Bolu Belediye Başkanı onu diyemez ya. Bolulara sorsak ne derler bilmiyorum tabii ama. Yani bakın, pek çok insan bazı şeylerden rahatsız olur. Bu insanı geri götürün ayrı bir şeydir, suyunu kesin ayrı bir şeydir. Ama pardon, çok özür dilerim. Buyurun.